Ben Doktor Mustafa Kalkan. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bugün sizlere birbirinin etkisini artıran, ayrı ayrı kullanmanızdansa bir arada kullandığınızda çok daha fazla fayda göreceğiniz takviyelerden bahsetmek istiyorum. Sinerjistik etki nedir? Normalde siz A takviyesini kullandığınızda birbirin fayda görüyorsanız, B takviyesini kullandığınızda birbirin fayda görüyorsanız, bunları bir arada kullandığınızda 1 artı 1 eşittir 2 olmayıp belki 4-5 gücünde etki görmenize biz sinerjistik, yani sinerji içerisinde çalışan takviyeler diyoruz. Bunların en başında D3 vitamini ve K2 vitamini gelmekte. Neden bunlar bir arada kullanılmalı veya neden birbirlerinin etkisini tamamlıyorlar? D3 vitamini, sizlerin de bildiği ve daha önceki videolarımda da detaylı bir şekilde anlattığım gibi, vücutta kalsiyum emilmesini sağlar. Gerek bağırsaklardan besinlerdeki kalsiyumun daha fazla emilmesini, gerekse böbreklerden kalsiyum atılımını azaltarak vücutta kalsiyumun tutulmasını sağlar. Ancak bu emilen kalsiyumun, vücutta tutulan kalsiyumun kemiklere işlenmesini sağlayan vitamin K2 vitaminidir. Genellikle K2 vitamininin görevi D3 vitamininin emilimini artırmak gibi toplumda geniş bir algı var. Halbuki D vitamininin emilmesinde K2 vitamininin herhangi bir rolü yoktur. D vitamini zaten yağda eriyen bir vitamin olduğu için siz bunu tok karnına kullandığınızda veya zaten kullandığınız preparatta zeytinyağı içeren bir damla kullanıyorsanız zaten D vitamininin emilmesinde bir problem yoktur. Yani siz K2 vitamini olmadan D vitamini kullansanız da D vitamini emilir, hatta D vitamini seviyeleriniz yükselebilir, hatta D vitamini kalsiyumun da emilmesini sağlar ve böbreklerden atılmasını da engelleyerek vücutta kalsiyum seviyesini de artırabilir. Ancak D vitamini tek başına kullanıldığında istediği kadar kalsiyumun seviyesini vücutta artırsın, o kalsiyum kemiklere işlenmedikten sonra bir anlamı yoktur. Hatta kemiklere işlenmeyip ne olur? Böbrek taşı yapma riski ortaya çıkar veya damar duvarında birikerek damar sertliği yapma riski ortaya çıkar ve vücutta hiperkalsemi, yani kalsiyum yüksekliğini tetikleyebilir. O nedenle K2 vitamini D vitamini ile birlikte çalışır. Birçok hastadan ve takipçimden şöyle mesajlar aldığım oldu. Hocam, D vitamini kullanmama rağmen osteoporoz şikayetim var ama herhangi bir iyileşme göremiyorum gibi çok mesaj almaktayım. İşte siz K2 vitamini doğru bir şekilde kullanmazsanız, D vitamini istediğiniz kadar kullansanız da vücutta, kemik sağlığında istediğiniz gibi bir fayda göremeyebilirsiniz. O nedenle D3 vitamini ile K2 vitamini birbirinin etkisini artıran, sinerji içerisinde çalışan vitaminler. Bir diğer sinerji içerisinde çalışan moleküller ise D3 vitamini ve magnezyum. Aynı şekilde D3 vitamini ile K2 vitamini nasıl ayrılmaz bir ikili ise, magnezyumla da D3 vitamini aynı şekilde ayrılmaz bir ikili. D vitamininin hem bağırsaklardan emilmesinde hem karaciğere gittikten sonra aktif formuna dönüşmesinde, ondan sonra da böbreklere giderek çok daha aktif, vücutta görev alabilir formuna dönüşmesinde magnezyum görevlidir. Eğer magnezyum eksikliğiniz varsa, siz her ne kadar D vitamini kullansanız da D vitamini seviyeniz yükselmeyebilir ve vücutta görev alır, aktif formlarına dönüşemediği için biraz önce anlattığım işte o kalsiyum emilmesini sağlayamaz ve D vitamininden beklediğimiz diğer bağışıklık faydaları gibi faydalardan da mahrum kalmış oluruz. Sevgili izleyicilerim, çok kısa bölüyorum. Videomu izleyenlerin sadece %20'si kanala abone, %80'i kanalıma abone değil. Sen de bu konulara ilgili biriysen kanalıma abone olur ve bildirimleri açarsan yeni videolardan ilk sen haberdar olabilirsin. Gelin konumuzu anlatmaya devam edelim. Hatta yapılan çalışmalarda vücutta magnezyum eksikliği olduğunda aynı D vitamini eksikliği varmış gibi vücudun reaksiyon gösterdiği kanıtlanmıştır. Normalde D vitamini eksikliğinde vücutta paratormon dediğimiz bir hormonun seviyesi artar. Yapılan çalışmalarda kişide eğer magnezyum eksikliği varsa da vücudun bunu D vitamini eksikliği varmış gibi algılayarak paratormon sentezlenmesinin arttığı gösterilmiştir. O nedenle D vitamini ve magnezyum da aynı K2 vitamini ile D vitamininde olduğu gibi ayrılmaz bir ikili. Birbirini sinerjik olarak etkilemektedir. Bir diğer birbirinin etkisini artıran, bir arada sinerji içerisinde çalışan takviyeler ise demir ve C vitamini. C vitamini, daha önce demir videosunda da anlattığım üzere, hem takviye veya ilaç olarak aldığımız demirin bağırsaklardan emilmesini artırır, hem de besinlerden aldığımız non-hem demir dediğimiz, yani hayvansal kaynaklı olmayan demirin bağırsaklarda daha stabil olarak kalmasını sağlar ve daha yüksek emilim gerçekleşmesine katkıda bulunur. O nedenle kullandığınız demir takviyesinin C vitamini de içeriyor olması elde edilen faydayı artıracaktır.
Bir diğer sinerji içerisinde çalışan takviye ise omega 3 ve diğer yağda eriyen vitaminler. Örneğin D vitamini ve K2 vitamini omega 3 ile birlikte alındığında emilimi daha fazla olmaktadır. Neden? Çünkü A vitamini, D vitamini, E vitamini ve K vitamini, yani bu 4 temel vitamin, yağda eriyen vitaminlerdir. Bu yağda eriyen vitaminler gerek tok karnı alındığında, yani besinlerin içerisindeki yağ içeriğiyle birlikte emilimi daha yüksek olmaktadır. Gerekse eğer balık yağı da kullanıyorsanız, balık yağı aldıktan sonra bu vitaminleri kullanırsanız, örneğin DK2 damlanızı da balık yağı aldıktan hemen sonra kullanırsanız, balık yağının içerisindeki yağ yapısı bu vitaminlerin de emiliminin daha fazla olmasına katkıda bulunacaktır. Bir diğer birbirinin etkisini artıran takviye ise magnezyum ve B6 vitamini. Özellikle burada da B6 vitamininin vücutta görev alan formu piridoksal 5 fosfat dediğimiz P5P olarak kısalttığımız formu vücutta aktif görev alan formudur. Yapılan çalışmalarda magnezyumla B6 vitaminini bir arada kullandığınızda hem magnezyumun emiliminin daha fazla olduğu gösterilmiş, hem de magnezyumun vücutta gösterdiği sağlık faydalarının, örneğin kas krampları, ruhsal sistem üzerinde etkileri gibi faydalarının daha fazla olduğu gösterilmiştir. Aynı zamanda özellikle vücudumuzdaki ruh hali dengesini sağlayan melatonin gibi, dopamin gibi, serotonin gibi önemli hormonların sentezlenmesinde de hem magnezyum her basamakta görev almaktadır, hem de B6 vitamini her basamakta görev almaktadır. Magnezyumla B6 vitamini bir arada kullanılırsa işte bu dopamin, serotonin, melatonin dengesine de, yani bizim ruh hali dengemiz üzerinde de ekstra fayda gösterecektir. Birbirinin emilimini azaltan ve bu nedenle de korunma amacıyla bir arada kullanılması gereken bazı takviyeler de var. Örneğin uzun süre çinko takviyesi kullanmanın vücuttan bakır atılımını artırdığı ve besinlerden aldığımız bakırın da emilmesini engellediği gösterilmiştir. Burada da klinik çalışmalarda 10'da 1 seviyesinde çinko takviyesi kullanırken bakırla desteklenmesi gerektiği gösterilmiştir. O nedenle kullandığınız çinko takviyesinin içerisinde 10'da 1 oranında bakır da içeriyor olması çinkonun uzun vadede yaratacağı vücuttaki bakır eksikliğinden korunma anlamında bize fayda sağlayacaktır. Örneğin 15 mg çinko içeren bir takviyede 1,5 mg bakır içeriyor olması çinkonun uzun vadede yaratacağı bakır eksikliğinden korunmamızı sağlayacaktır. Bir diğer bir arada birbirinin etkisini artıran takviye ise berberin ve deve dikeni ekstresi. Özellikle metabolik sendrom ve diyabet üzerine çektiğim videoda detaylı bir şekilde anlatmıştım. Berberin uzun yıllardır geleneksel tıpta diyabet üzerinde kolesterol, karaciğer yağlanması gibi metabolik sendrom parametrelerinde anlamlı bir şekilde fayda sağlayan bir bitkisel destektir. Ayrıca deve dikeni ekstresi dediğimiz bir bitkisel destekte yabancı ismi milk thistle olarak geçen, silibin dediğimiz bir molekülü içeren bitkisel ekstrede çok önemli bir antioksidandır. Çok önemli bir karaciğer koruyucudur. Karaciğer yağlanması, kolesterol gibi sorunlarda bize fayda sağlayan bir bitkisel destektir. Ancak yapılan çalışmalarda berberinle silimarinin ayrı ayrı kullanılmasındansa bir arada kullanıldığında LDL kolesterol, HDL kolesterol, trigliserit ve karaciğer yağlanması gibi problemler üzerinde ekstra fayda sağladığı gösterilmiştir. Yani ayrı ayrı kullanıldığında bir birim fayda görüyorsak, bir arada kullandığımızda 2 birim değil 5 birim fayda görebiliyoruz. O nedenle berberinle silimarinde bir arada olursa görülecek fayda da daha fazla olacaktır. Son olarak bahsetmek istediğim sinerji içerisinde çalışan kombinasyon ise özellikle pankreas enzimleri ve B1 vitamini. Biliyorsunuz daha önceki SIBO videomda da detaylı bir şekilde pankreastan ince bağırsağa salgılanan amilaz, lipaz, proteaz, selülaz gibi enzimlerin sindirim sistemindeki görevlerinden bahsetmiştim. Bu enzimler dışarıdan takviye olarak da kullanılabiliyor daha rahat bir bağırsak sindirimi için. Ancak kendi pankreasımızın kendi enzimlerini salgılaması için de B1 vitaminine, yani tiamin vitaminine ihtiyacı bulunuyor ve bu dışarıya bağımlı bir durumdur. Yani pankreas sağlıklı bir enzim salgılaması için B1 vitaminine ihtiyacı vardır ve B1 vitamini de toplumda birçok insanda aslında eksikliğe sahip. Bunun ideal bir kan düzeyi vesaire bulunmuyor ama çalışmalar bize şunu gösteriyor: karbonhidrattan zengin beslenen insanlarda aslında B1 vitamini düşük, çünkü vücut her karbonhidrat yıktığında B1 vitamini kullanıyor. O nedenle kullandığınız enzim kombinasyonunda B1 vitamini de içeriyor olması elde edilecek faydayı daha da artıracaktır.
Bugün sizlere akılcı takviye kullanımı ışığında birlikte kullanıldığında birbirlerini pozitif yönde etkileyen takviyelerden bahsettim. Gelecek videoda da birbirini negatif yönde etkileyen kombinasyonlardan bahsedeceğim. Takviyelerle ilgili kafanıza takılan diğer soruları tarafımca kaleme alınan Akılcı ve Bilimsel Takviye Rehberi isimli kitaptan detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Ayrıca beni Instagram DR Mustafa Kalkan sayfasından da takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olur ve bildirimleri açarsanız yeni videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.